Vallahi keyişin çocuğu derdi herhalde. Efendim? Keyişin çocuğu derdi herhalde diyorum. Ne demekse artık. Gebermeyesice der genelde. Değerli NAR TV izleyicilerimiz, bugün sizler için halkımıza şu soruyu sorduk. Biliyorsunuz ki çocuklar en ufak bir yaramazlıkta özellikle de annelerinden çok fazla azar yiyorlar. Peki bu çocuklar annelerinden en çok hangi cümleleri duyuyorlar? Verdikleri cevapları birlikte öğrenelim bakalım. Kayseriliyiz biz. Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Vallahi bir saat önce indim. Ne yapıyorsun sen der yani. Başka hiçbir şey söylemez mi? Yok yani. Defol git der. Başka bir şey söylemez yok, mi? Hayır. Karaltısı kakacağı der galiba. Öyle. Anlamı ne peki? Anlamı ne? Yani kötü bir anlamda. Gebermeyesice der genelde. Eşek sıpası der. Başka hiçbir şey söylemiyor ama. Sadece eşek sıpasıdır. Annem rahmetli olalı 20 yıl oldu. Keşke kızaydı da ona da hiçbir şey demeyelim yani. Hiçbir şey demezdim ben zaten. Annem benden çok memnundu da. Ama anama işte rahmetli oldu. Karaltınız kalksın derdi. Anlamı ne bu cümlenin? İşte karaltı yani öyle derlerdi eskiden. En çok söylerdi bu. Annem bana kolay kolay kızmaz ama ben onu kızdırırım. Hususu kızdırmak isterim söylensin diye. En çok kızarsa, dayanamaz hale gelirse eşek sıpası der. Yerden bir terlik alır, terlik atmaya çalışır. Ben de kaçarım mahsustan. Yani bir güzellik olsun diye öyle bir tatlı bir şeyimiz var annemle. Anneler kızar da yani döver de sever de. Yavrun tohumu derdi yani kızdığında. Valla bir kötü kelime kullanmaz. Mesela ne söyler? Ne söyler? Yapmayın, yani yapmayacak bir şey varsa yapmayın yavrum der. Ben küçüklüğümden beri bir tatsız bir söz duymadım. Hiç kızdırmadınız mı annenize? Yok, hiç de kızdırmadım. Der ki annem mesela, sizin evlatlarınız da size yapsın der. Yani annem bu şekilde konuşur yani, başka bir şey konuşmaz. Ya yavrum çocuğu falan filan derdi eskiden yani, öyle bir şeyler vardı. Şimdiki mi değil tabii. Değişiyor ama şu anda annem yanımda olmadığı için hatırlayamıyorum. Kızmayı pek tercih etmezler ya. Hiç mi kızdırmadınız annenizi? Niye kızdırayım ki? Baban gibisin. Baban gibisin. Babana çok benzetiyor o zaman seni. Peki sana ne söyler? Akşam baban gelince seni ona şikayet edeceğim. Adın Bata der. Annem seni bildiğin gibi yapsın diyor. Hani ben böyle kızdığım zaman. Allah seni evlan da sana yapsın der sürekli. Genelde bunu alıyorum annemden de. Yani çok beddua ile verecek. Beddua yiyorsun. Yok çok yemem de öyle. Genelde bu tarz şeyler söylüyor.